Hadi canım benim. Aynen. Böyle şey. Bir can bali tadında giriyoruz. Böyle en şok edip. Saçma. Beni yine ignore etti görüyorsun değil mi? Ali biçim. Ya sana geliyordum ama seninle bir geçmişimiz var. Onu daha uzun anlatmak istedim. Sen oldukça bir de hani hatırı sayılır da bir mesaimiz var. Öyle 3 gün 5 gün de değil. Bir ay kadar. Bir ay her gün falan. Her senle de öyle. Biz yıllardır görüşmüyoruz. Evet. Yani çok oldu. Çok oldu ama buraya gelirken yani adresi bulmaya çalışırken sanki şey yani buraya bir tane mermi bırakacağız ve öyle gidecekmişiz gibi. Hani hadi bir hoş sohbete ve muhabbete geldik sadece. Sen gergin mi geldin? Hiç. Ha okey. Ama bir şey diyeceğim, biz buraya zaten yani özellikle son birkaç aydır full gelmek istiyorduk. Gelelim bir oturalım konuşalım. Ya Mesutcan'la evet çok konuştuk. Ben de sohbet etmek çok istiyorum. Ben çok sizi izliyorum oğlum. Ben yazdım, ben taciz ettim. Sen yazdın ilk. Ama ben yani şöyle söyleyeyim, sizin Eksen'deki programınızı bile izledim falan baştan sona. Harbi mi? Evet. Çünkü bak yani böyle saçma sapan girdim. Mesutcan bir bağlama anlatmaya çalışıyorum bazen seyirciye de. Mesutcan da Maiden'in Altın Günü'ndeki ergen rolünde full mesai çalıştık. Senle de Okan Bayülgen'in ekibinde beraber çalıştık. Evet. Diyebiliriz sanırım. Farklı pozisyonlarda. Değişik çok şekillerde. Enteresan iki iş arkadaşlığı. Oğlum benim geçmişim çok kötü ya. Senin de öyle galiba. Salak salak işlerin ya. İçinde yani. Her şeyin içindeydik ya. Bence biz geçmişleri çok temiz insanlar olabilirdik. Ama bizi çok böyle garip insanlar buldu. Yani işte garip insanlar ekibine katmak istedi, beraber çalışmak evet. istediler. Ama eskiden o garip insanlar seni bulmasa giremiyordun zaten. Çok az insan vardı yani iş yapabileceğin. Ne şanslıyız ki onlar bizi de buluyor. Biz onlardan bir tık da böyle hani nefret ve hayranlık ortasında gidip gelirken tak bir anda çalışmaya başlıyoruz. Çalışırken nefret ediyoruz. Nefret ederken hayat bizi alıp bir yerlere götürüyor. Çok ilginç deneyimler yaşadık çok fazla şekilde. Oğlum beraber kanal yönetmeye çalıştık biz Ali ile yani neredeyse. Değil mi? İnanılmaz kanal saçma değil. Toplantılar yaşadık. Gençlik kanalı. Evet, Okan Bayülgen gençlik kanalı kuruyordu. Hepimiz de başka rollerde orada Okan'ın yanında oturuyorduk aslında diyebilir miyiz? Ufak bir quiz yapalım o zaman kendi aramızda. Onun ilk ismi gençlik kanalı da değildi. IPTV. Aa öyle miydi? Tabii ilk IPTV'den de. IPTV ne demek ya? Bildiğimiz IPTV'yle alakası. IPTV şu an stream yapan bütün platformların aslında tabanı olan bir şey. O zaman yeniydi. Tamam. Netflix falan yoktu değil mi Türkiye'de? Yoktu. 2014-2015'te geldi Netflix. Aynen. Biz kaçta çalıştık? 2011. 2010. Biz şöyle. 2011'de siz zaten film yaptınız. Evet, evde oynamıştı. Ama ben ondan önce de sınavda oynadık beraber. Biz Okan'la saçma sapan yani. O sen zaman... Jaspi'de o müzik... Ya neyse bu ne biçim konuşuyoruz abi. Biraz toparlayacağım. şu anda YouTube kanalı var. İkinizin de eşit sayıda abonesi olması çok tuhaf. Yani bir 30 bin falan farklı. Evet, nasıl bu kadar tutturdunuz lan? Çok saçma. Anlamadık. Biz de anlamadık yani. Nasıl böyle bir grafik bir tane aydan aya bir 30 bin biraz eksiliyor, biraz yaklaşıyor evet, falan. Biri 1.90, biri 1.930 falan filan. Ama herhangi bir kadın sorduğunda 2 diyoruz. Çok mantıklı. Eski çocuk oyuncu ve eski talk show sunucusu. Senle karşı karşıya durmak benim için ne kadar garip gerçekten. Ya sen travmalarımla geleceğim dedin. Gel bakalım. Travma derken şöyle çok kötü bir yerden değil yani. Tamam. Herhangi bir gerilim, bir beklenti yaratmasını istemem bunu sende. Tamam. Sadece şöyle düşün. Bu ofis bile benim için o kadar garip ki. Doğru. Audition'a geldim. Ben burada audition verdim. Evet. Ve sen şimdi önce ilk açmazımı sorarak başlıyorum. Evet. Bir odaya girdik. Sen, ben, Ezgi Mola. Evet. Ben senaryoyu aldım elime okudum. O zaman senaryonun adı daha başka. Böyle 17 kelime. Maide Sultan'ın son altın vuruşuna şahitlik eden. Öyle bir şey değil mi? Doğru evet doğru. Oturdum böyle okuduk. Senin böyle bir halin vardı sürekli böyle göz ucuyla gördüğüm hani. Şimdiden yorumlamaya çalışıyorum. Bana sana şu an... karşı mı? Evet ne oluyor diyorum. Bitirdim böyle yaptın bak. Şey diyeceğim ya. Biraz da böyle gerçekten ergen gibi okumayı dener misin? Nasıl yani dedim anlamaya çalıştım. Şimdi orada mastürbasyon bağımlısı bir ergeni oynayacağım. Kaç yaşındaydın sen o sırada lan? 18 yeni olmuştum ya da olacak belki sette bile olmuş olabilirim tamam. Yani. Biz 17, sana 15-14 oynatmaya çalışıyorduk. Tabii. Değil mi? Sonra sen çok bana... Çok da zorlanmadın bak ya. Çok trajik bir cümle kurdun. Ya yapma ya rezil olacaksın. Hayır. Şey yani Nuri Bilge'nin kenara sıkıştırmaları falan hiçbir şey. Bana böyle yaptın bak gözlerimin içine baktım ve dedin ki... Neden Yılmaz Erdoğan gibi oynuyorsun dedim. Aa böyle bir şey mi var? Bak öyle bir afalladım ki. Ne alaka abi? Böyle abi öğretmenim nasıl yani falan gibi çaresiz cümleler kaçamak şeyler söylüyorum.
Ya hani bu kadar oturaklı olmana gerek yok dedi. Hani denesen ya biraz normal olmayı falan. Sen dedi bir yerden sanki bir şiire girecekmiş gibi çok ciddiye alarak oynadım bunu. Sonra ben de orada kelimeleri cebime koydum. Siktir oldum. Evde biraz daha böyle ses kırılmaları. Yaşlaştı senin orada. Peki hak vermiş miydin? Hak verdin mi? Bu senin oyunculuğunda bir kapı açtı mı? Evet, bundan sonraki bütün karakterlere yaklaşımı çok değiştirdi. Ama gerçekten değiştirdi biliyor musun? Yani bu kadar ucuz yollu bir çıkış yolu olması etkili bir cümle olduğu anlamına gelmemeli aslında. Ki senin aslında ondan sonra başka bakmaya dış başladım. Yorumlara en kapalı olduğun dönemler. Hiçbir şeyi kabullenmediğin için. Hiç, yani bir de şöyle öyle trajik oğlum, derken. Çalışmak kolaydı ya, çok rahattın sen. Hayır, ben bence de yani onu soracaktım sana. Evet. Bence ben o dönem gerçek bir görev adamıydım. Evet, net. Yani bana ben senin bu kadar komik olduğunu hiç anlamadım. Hatta YouTube izince sinirlendim. Bu herif niye bizden saklamış bu kimliğini? Böyle bu arada affedersin anlamadım. Ben Hür'de mi oynadın sen? Yok. Görev adamıydım falan filan değilse. Hayır, çok asker gibi çalışıyordu hakikaten. Full ezber geliyor bilmem ne asla böyle. Gerçekten böyle bir Haldun Norman insanı gibi geliyor. Yine böyle halalı ayakkabıları vardı hatırlıyorum. Şimdi o zaman biraz daha az havalıydı yani. Ama YouTuber olmadığı için kaldırmıyordu yani. Bu niye böyle bir şeyler giyiyor değil mi? YouTuber olunca anladım neden öyle giyiyor. Ama taban da bu kadar. Mesela ben Maide'nin altın günüyle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. O filme girmeden önce biz bir arkadaş kadrosuyla Özcan Deniz'in bir korku filmine girecektik. Ki Özcan Deniz o zamanlar... Girmek dediğin bilet alıp sinemaya gitmek. Evet. Ha, tamam. O sırada biz seninle tanışıyor muyduk? Tabii canım. Biz filmle ilgili benim anım... Özcan Deniz'in korku filmlerine merak saldığı bir sinema dönemi vardı. Onlardan bir filme girecekler. Biz de Melikşah'la hepsini sinemada ilk gün izledik mesela. Bütün Özcan Deniz filmlerini. Nasıl? Ha, çıkar bir çıkmaz. Heyecanımız bu arada yani. Senin bu anlatacağın korku filmi yani. Acaba ona mı girsem buna mı girsem diye tahayyül etmeye çalıştığın korku filmi çekilirken Özcan Deniz'in ikinci şans filmi yeni bitmişti. Böyle bir Bakü galasına gidiyorduk. Ben yine kutu bebek gibi esir alınmış gibi uçakta duruyordum. Yanına çağırdı beni. Gel bakalım dedi. Çitlenmek sana bir şeyler izleteceğim. O filmden Meryem Uzel'den işte... Çitlenmek geyik herhalde. Geyik tabii canım. Gerçekten çitlenmek dedim yani bu arada. Lan yok lan. Baba özür dilerim çitlenmek falan. Mesut dedi yani. Mesut Can dedi. Bireysin sen de gel buraya dedi. Okey. Gösterdi Meryem Uzel'in kuyuya düştüğü falan takla attığı bir sahne izletti bana. Bak dedi 50 yaşına kadar dedi. Her sene bir film çekeceğim ve kasaya koyacağım. Göreceksin işte yüzüm kullanılmaz hale gelene kadar boom bütün malzemeyi bitireceğim falan. İyi abi dedim çok iyi muazzam. Bana dedi ki sen dedi bir sonraki filmde dedi maymuncuk diye bir karakter oynuyorsun dedi. Tamam dedim abi oynarım. Senin de ne tamam abilik oynadın bir dönemin mı varmış? Yok ya. Yok oynamadım da yapmadı o. İstanbullu Gelin'e başladı ya da ben maymuncuk oynayacaktım. İstanbullu Gelin beni maymuncuktan... Oynar mıydın peki? Hayvan gibi oynadım. Yani Özcan abi ne dese yaparım gibi tabii bir karakterim de var. Tabii spin-off'tu bir de yani. Bir sevimli tehlikeli diye bir sinema. Ulan bunu da böyle bu kadar anlatıyorum. Ben sinema filmi, şey ben filmin 15. dakikasında çıktım. Maidenin mi? Maidenin. Hocam ayıp etti ama. Şöyle. Rezillik. Ben 17. dakikada giriyorum. Hayır çünkü şöyle oldu. Arkadaş grubu dedi ki ya korku gerilim bir şey izleyelim. Ben de dedim ki korku gerilim bir şey izliyorsak. En kötüsü. Ya James Bond'dan falan izle yani. Şimdi Özcan Deniz'den bir gerilim izlemeyelim. Neyse onlar çok böbürlenmeye başladı. Ben de bu adam için gittim. Filmi sinemada izleyeyim diye. Filmden çıktık. Siz o zaman da arkadaş mıydınız? Arkadaştık. Biz 2015'ten beri sen konuşuyoruz. Sen çocuk parkına falan mı gidiyordun? Nasıl bir arkadaşlık yani? Nasıl olmuş? Herif 18'in sen kaç yaşında adamsın? Ne alakası? Ya Allah'ım ya. Nasıl arkadaş oldunuz ya? Anlat hadi. Ya anlatmam lazım şimdi. Pardon böldüm içine ettim çok. Hayır. Anlatmak zorundasın bir daha. Abi ben onu. Tamam. O onun şimdi Elon Musk'ın tekrardan hayata geçireceği o Vine döneminde gördüm. Ben Mesut'u daha önce herhangi bir TV projesinde görmedim. Bu çocuk dedin yani. 2013'te gördüm. 2013'te ben dizide oynuyordum. Ta ki kendi programı 2014'te yapmaya başladığımda ben Mesut'a Vine'dan mesaj attım. Dedim sen çok tatlısın. Sen bu işte çok başarılısın. Neden güçlerimizi birleştirmiyoruz? Vay be. Ben de Fox'ta çalışıyorum o zaman. Ya. Sonra. Ben de hiç korkmadım ha ya. Ulan 30 yaşında adam bize bu kadar niye... Ama her ona, gün, her gün, her gün. Sen çok iyisin, çok hoşsun. Ona hep diyorum yani iyi ki 2014'te o programı yaptığımda çalışmamışız, bir şey yapmamışız yani. Bir video bile çekmemişiz yani. Sinan Hoca ile çalıştığında, tamam. Verelim mi isim? Ver yani hocam. Plato, Sinan Hoca. O telefon bize de gelecek çünkü. 2015'te Sinan Çetin Hocam'la birlikte çalışırken... Hocam neden Önder Aşık başta bir filmde oynayacağız senin yüzünden. Çok güzel. Askeriz değil mi ölçümüz böyle? Telefon falan oraya da ateş edeyim. O geldi bir de. Yok ben çalıştığım bütün insanlarla... Ben çok iyiyim. İnsanlarla kardeşim. Tamam. Sonra ben Michael Jackson'la ilgili bir hikaye yazıyordum. Bak konu başlıyor. Başlıyor. Hayır o değil. Sen Michael Jackson ekmeğini ne kadar süre yemeyi planlıyorsun peki? Ölene kadar yedim zaten. Daha çok uzun schedule vardı bu arada. Bozuldu orada. Kader bozuldu. Bak sana bir sinemacı olarak yani...
sen bir sinemacı olarak sana şöyle bir soru yönelteceğim. Buyurun. Ben şöyle bir hikayenin peşinde koştum. Evet, bir Michael Jackson hayranlığım vardı. Çok seviyordum, çok ilham alıyordum. Sonra bir hikaye yazdım ben. Dedim ki, hayatını Michael Jackson taklidi yaparak geçindiren bir çocuk. Okan Çabalar oynayabilir mesela. Bir gün bu ilk, bak daha onun o Michael dalgaları yokken bizim yazdığımız bir hikaye. Arkadaşlar Michael Jackson konusu çok ciddi. Adam hala sülüm sülalesine deli gibi para kazandırıyor. Evet. Önemli bir herif. Ben dedim ki hayatını Michael Jackson taklidi yaparak geçindiren bir çocuk bir gün aynı onun gibi Michael Jackson taklidi yaparak hayatını geçindiren bir çocukla eşik atamaz ve intiharın eşiğine gelir. Bunu sorgulamayalım. Ben sizin filmlerinizi sorgulamıyorum. Çok bizden bir şey. Yani çok bizden değil mi? Aldı değil mi seni Michael Jackson şu an? Manyak Üsküdar'da metro durağında bir ben de derdim. Bir sürü peruk geldi gözüme. Bak şimdi sonra bu hikayede adam tam intihar edecekken senin o çok sevdiğin 12 dakika 15 dakika arası vesaire oralar, falan oralar, filan aynen. Bilmem ne. İlk katalizör mü yok? İlk katalizör. Sonra evet. Bir arkadaşı gelir der ki ipten alır yani onu. Adanalı bir mafya babasının oğlunu sünnetlüğünü çok için. Çok kötü gidiyor şu an. Michael Jackson. Tamam çok güzel gidiyor. Tamam. Okey benim için iyiyim. Bir Michael Jackson çakması ararlar. İlk bunlar 8350. Bunlar yola çıkarlar. Her programı konuk olmalarına rağmen. Adana'ya giderler. Adana'da bunlar işte bu sünnet olacak çocuk vesaire falan filan düğünün içine ederler. Bakın yapmayın. Evet. Düğün dernek diyorum. Ha, yani anladım. O aslında benim fikrimde gibi bir şey. Yani 5 sene sonra gişe yapacak her şeyi saptamış aslında o günden. Adana, düğün. Talk show'da da biraz vizyoner davrandı. Ben ama miyiz? Arkadaşlar bakın. Ben diyorum ki ben hiç gişe daha konuşmadım. Ben hikayeden yanayım yani. Ama ben oynayacağım bunu dedim mi yapın. Yani Michael Jackson ben olacaktım orada. Yani çakması ben olacaktım. Tabii ki. Sonra biz Mesut'la işte orada o sünnet çocuğu biz o mafya babası tarafından siktir edildiğimizde Mesut da bizle beraber kaçıyordu, İstanbul'a geliyordu. Bizi kök söktüren bir hikaye olarak geri kalan 85 dakika izliyorduk. Mesut da oraya... Araba kazası falan işte olacaktı. Ya her şey olacaktı. Tabii, tabii. Mesut da sünnet çocuğu olacaktı. Biz Sinan Hoca, Mesut ben bir gün oturuyoruz. Babasıyla da ilk defa tanıştığım zaman. 14 yaşındayım ya. 14 yaşında. Bahçede Ali biçim, Sinan Çetin, ben ve babam öyle oturuyoruz. Birileri de sürekli çim biçiyor. Yeni bir begonya ekiyor bir şey. Ama ortada ya platoda dönen hikaye çakma Michael Jackson hikayesi. Filmin adı Çakma. Peki buna yapılacağına inandın. Herkes inandı. Ya bir dönem var bana... Çünkü Sinan Çetin yeni tanışmışsın. Yani herkes... Bu arada Sinan Hoca inanmasaydı... Ben zaten bu hikayeye devam etmezdim yani orada devam etmezdim. Ben seviyordum ha bir şey yani sonuçta araklaya bir şey bulmuşum. Üstüne başrol yaptırıyorsun herhalde seveceksin diye. Yani, hayır ama derdim para da değil yani. Yeter tamam, şu film ortaya çıksın yani. Bu diyor ya 8300'de açılır falan filan. Bilmiyorum belki 2002 bile gitmeyecekti. Şu an sonra gayet ben Mesut'la ilk defa orada tanıştım. Mesut'a yani acayip güveniyorum. Bir kere zaten hani görür görmez. Sırf bunu anlatmak için mi bu bütün film hikayesi anlattın? O sorunun cevabı mıydı bu? Hayır. Mesut'la ilk nasıl tanışma tanıştığınızın anı... cevabı mıydı? Tabii. Tretmanı da araya sokman iyi olur. Belki yani, ilgilenir. Hani, hala düşünen birileri varsa Michael Jackson'la ilgili. Çok saçma. Ben oradaki şeyi anlatacağım. Sen nabız yok diyeceksin değil mi? Acaba o ne zaman inanıyorsun ya? Hayır. Kime yani, bağlayalım buradan? 1-2-3 istiyorum. Ne istiyorum? Oradaki mevzu şu aslında. Film, bilim, hikaye. Sinan Hoca dedi ki Mesut dedi iyi hoş güzel de dedi başka bir hikaye var dedi orada dedi bir düşünüyorum seni dedi işte Carson Sado falan filan vesaire ben kapıdan çıkacağım bana böyle yaptı Azeri'yi oynayabilir misin oynarım dedim galiba git şimdi ben seni arayacağım sonra Mesut çıktı şöyle bir muhabbet döndü sünnet çocuğunu oynamak için dedi çok iri dedi çok büyük dedi hocam dedim yapmayın dedim daha ne kadar çocuk bulabileceğiz ki yok dedi o dedi ya dedi işte o rolü çıkartacağız ya oynamayacak vesaire. Hani ben de şunu savunmuyorum. Ben Mesut Can Tomay olacak diye platoda vurdum yumruğu. Olmadı falan devam ettim değil yani. Ondan sonra okay. Hayat bizi başka yerlerde birleştirdi. O yüzden bunu anlattım. Derdim o filmi tekrardan tozlu raflardan çıkartıp niye yarın bir gün yapmayalım demiyorum. Ama yine de bir yolla sanki hiçbirimizin böyle boktan hikayeleri olmadı. Abi hikayeleri de filmleri oldu. Yani ha, bak, mesela bu hikaye... filmleri mi oldu? Birinde... Mesut Can oynadı. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Bugün bu ülkede taksiciler beni bağrına basıyorsa... Maiden'in basıyor altın mu? Günü. Bak sizin videolarda bir iki kere gördüm. İnsanlar geliyor Maiden'in altın günü abi. Ne? Bayılıyorlar. En son nereye gittik? Evet. Bu arada film komik bence bazen. Bence komik yani. İyi bir film diyemeyiz ama... Ben bazen kendimden utanıyorum.
ben olsam senaryo ben de oturuyordum. Evet. Benim yüzüm görünmediği için biraz daha az utanıyorum. O büyük avantaj bu arada. O benim perdedeki herhalde 3. 31'im falan. Gerçekten. O en çok utanç verici olan. Daha önce nerelerde 31 çekmiştin? Daha önce 13 bin kişi yapan bir filmde 31 çekmeyi de geç, şişme bir kadınla beraber oldum. Mahidenin altın gününden sonraki projede de mastürbasyon yani. Ama ders çıkaran biri de değilsin anladığım kadarıyla. Yok katil sürekli. Benim canım. Michael'lı hikayemin içine ettiniz ama. Ya abi bitsin artık. Hayır ama ya daha başlamadı sete bile girmedik ya. Oha set mi var? Hayır. Çekildi mi bu? Hayır. Ben Mahidenin altın günüyle ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Abi tamam, Harry nereye çıktı. Giderse gitsin Harry Potter etkisi yaratıyor yani. O 80 yaşındaki takma dişli kadınlar Mahide diye buna bir atlıyorlar. Ya sen hiç o filmin bir şey demografik yapısına baktın mı? Ne kadar çok yaşlı 60 yaş üstü insan izliyor. Yani normal değil mi isminden falan? Onların hikayesi anlatıyor gibi. Peki bir şey diyeceğim. Ama niye ergeni de seviyorlar? Ya nasıl bir satış bu peki? Bunu... Bana mesela 3 günde bir tane DM geliyor kesinlikle. Ne? Bir kanalda Mahidenin altın günü var. Onu oraya sorman lazım. 23.45'te A2 olmadı mı? Uyanın lan 8.20 yine A2'de. Uyanın bugün 20.00'da ATV'de. Vallahi hayatımda iki tane merak ettiğim soru var. Bende değil, onu soracak. İki tane ben kazanmıyorum. İki tane merak ettiğim soru var. Bir, Zincirlikuyu'daki Tat Towers niye 22 yıldır faaliyete geçmiyor? Onunla ilgili bir hikaye dinledim geçen gün. Evet, bir YouTube'da. Ekonomi kanalında bir dazlak bir abimizden. Sen de gördün. Evet. Onun cevabını da aldım. İkincisi bu Maide nasıl bir franchise'sa, nasıl bir satış evet. odaklı bir filmse... Evet. Abi bu kadar çok dönemez ekranlarda. O benim bu kadar hani istediğiyle böyle yakaladığı başarı bu kadar... yüksek olduğu bir şey yok yani. Biz hani bayağı hem izlendi hem her yere satıldı falan çok tuhaf. Çok satıldı için... diyorsun abi. Sanki evet. senden habersiz yapılıyormuş gibi. Benim değil film tafım. Film senin değil mi? Ben rahatladın senin... artık ya. Sen benim kazandığım paralara mı sinirleniyordun? Hayır o soruyordu. Yeter abi. Orada oynuyor. Netflix'e gitmiş yeter. Oğlum benim olsa paylaşırdım. Hayır Can kesinlikle mi? Maksutcan ne abi? O kadar da tanımıyor olamazsın. O kadar tanımıyor. Bari jeneriğe falan bak. Dilim dönmedi. Maksutcan. Dilim dönmedi. Bak tanımayışının ibarelerinden biraz daha bahsedeceğim. Önce senin ne kadar net bir insan olduğunu nerede gördüğümü söyleyeceğim. Hasta diyeceksin bu benimle ilgili niye böyle bir şey aklına film çekilirken bir gün karavana geldin. Benle ilgili bir durum değil bu sefer. İbare. Bir oyuncu abimiz vardı. Filmde zaten bir tane oyuncu. Evet anladım kim oldu. Bir sahneyle ilgili daha doğrusu hani adam sete biraz daha diğer karakterlere göre sürpriz geldiğinden... Biraz da böyle histerikli deli falan sürekli uykudan uyanan bir şey hatırlatan bir tip oynuyor. Adam hani nasıl oynayayım ne yapalım bilmem ne bir şey bulmaya çalışıyor. Bak bir şey denedi tamam mı? Ya nezaketen bir gülersin değil mi? Hani Allah rızası için tamam yönetmen olabilirsin. Çekeceğin iş senin otoritene bağlı olduğu için buna müdahale etmek durumunda da olabilirsin. Bir kere şunu yapamam. Abi o da değil de şimdi anlatayım böyle. Bak adam bir şey denedi. Ben yalandan dalağım yere düştü böyle. Bağırıyorum gülüyorum. Böyle yaptı bak. Bu değil galiba ya. Ben adamın yerine çok korktum. Abi adamın eşi o, adam oyuncu. Ne olacak şu an dedim ve 10 dakika önce şeyi düşünüyordum. Karavanda bir kanal var böyle. Kanalın adı 1047 mi ne? Deli gibi Yeşilçam filmleri yayınlıyorlar. Ben de içimden diyorum ki lan bunların telifini nasıl alıyorlar falan. Böyle bir yağmurlu pazar günü girdin adamı mıhladın bir de gözümün önünde. Oğlum yani adamın işi bu değil mi? Oyuncuya böyle bir şey denmez mi ya? İşi ya bu. Ama bir mesela producer ve director olarak gerçekten yes. bu şeyi karşı taraftan istediğinde... Ama hiç o değildi. Bak, sen söyleyince hatırladım gibi oldu biliyor musun? Evet. Çünkü ne önerdiğini hatırladım. O değildi yani. Çok garip bir andı ya. Böyle uzun bir sessizlik oldu. Dedim herhalde. Abi ben yalandan hiç gülemiyorum. Çok utanıyorum. O hiç yok. Böyle çok kilitleniyorum. Seni zaten çok sette utanıyorum. İki gördüğüm hal var bak. Bir tanesini yapıyor. Monitöre baktığımda ya o günün ruh haliyle ilgili muhtemelen ya böyleydin. Bu bir. İki evet. de şu. Allah Allah. Sen İki. Çok iyi bir tecrübe yaşamadın benimle anladığım kadarıyla. Hayır, o zamanın bende bu kadar hatırlanabilir şeyler bırakmasının sebebi bence ben ne bok yiyeceğimi hiç bilmiyordum. Kariyer hayatta galiba mi? Evet. En çok bir işte çalışırken ha siktir ya bundan sonra ne yapacağız şimdi diye şu düşündüğüm an öyle muhtemelen ilk iştir. Şu anda iyiyiz, güzeliz, hayvanlar gibi. Şu an çiçek gibiyiz ya. Tabii tabii. Memnunuz, güzel. Peki o filmde yaşadığın kötü tecrübe seni YouTuber'la itmiş olabilir mi? Oyunculuktan soğutup. Yok filmde yaşadığım kötü tecrübelerin totali bence beni YouTube'a itmiş olabilir. Tabii, ama yaş itibariyle de ben Maidenin Altın Günü çekilirken 17'den 18'e yeni bağlanıyordum ve üniversite hazırlığa yeni başlamıştım. Hı. Aslında ben okul başladıktan 3 hafta sonra kendimi böyle sette buldum. İşte plastik şeyler, sivilceler, daha çok kırılan ses, biraz daha 31. Evet.
garipti yani, böyle bir havada kaldım. Ama sen şimdi ne mesela bazı noktaları eleştiriyorsun ya, mesela Caner Hoca da o noktalara geri dönmeye çalışıyor ister istemez. Evet, ben de hatalarımı öğrenmeye çalışıyorum. Ama Mesut Can Tomay sette elinde bir tekstle, ya Caner Hocam, Caner Hocam, ya siz kahve içiyorsunuz, müsait değilsiniz de belki burayı şöyle oynasam sever misiniz diyecek bir çocuk da değildi o zaman. Abi zaten onu anlamadım. Adam biz çalıştığımızda gerçekten hani söz dinleyen bir oyuncuydu, anladın mı? Nasıl yapalım? Şöyle yapalım abi. İşte ezberen çok iyi, onu biraz daha büyütelim falan. Böyle çalıştık. Yani çok coşkulu anlarımız olmadı. Aynen öyle. Çok sakin bir adamdı. Sonra siz de YouTube kanalını izleyince o an bu nasıl bir deliymiş dedim. Yani niye bunu ben çok mu acaba otoriter takıldım da hani benden gizledi falan. Ama otoriter değil, mesafeli bir insan olduğum için aslında sanırım. Bilmiyorum. Ben yok düşündüm. Aslında galiba YouTube'a başlamadan, yani çarem olmadığını YouTube'a başlamadan anladım. Gerçekten. Buraya en son geldim. Ya o zamanki menajerimi hatırlıyor musun? Yok. Beni zor hatırlıyorsun zaten. Ben de ne saçmalık. Saçmalama. En son böyle artık YouTube kanalını açmadan 2 ay önce falan, pandemiden 1 yıl sonra yayına giren bir dizi için, normalde ben de o dizide oynayacaktım ve 2 yıl önce yayına girmesi gerekiyordu. Böyle bir 3 ay okuma provalarına gittim, bir şey hazırlandım, carçurt derken bir gün ben hiçbir şey yokmuş gibi menajerim aradı ve dedi ki, tatlım o proje rafa kalktı dedi. Biraz daha bekleyeceğiz artık bakalım falan. Çok oluyor bu ya işte. Siktirdi. Şu anda böyle kendi kontrolünde olması çok güzel değil mi YouTube? Kesinlikle canım. Yani birinden haber beklemek kadar evet, iğrenç bir şey. Ya ben şeyi fark ettim. Sen neler yaşadın oğlum arada asıl? Ya benim saçma küfür var mı bu kanalda? Şey. Benim hayatım sikildi ya. Evet, benim, fark ben, ettim. Ben çok darma durum. Ben seni hiç anlamadım yani. Bir dönem arkadaşlık ettiğimiz için, sonra etmedik de. Arkadaşlık derken mesai arkadaşıydık ama dışarıda hiç görüşmedik. Tabii. Sonra hani sen o talk show'a girdin, çok iddialı hareketti abi yani. Hani Ali Biçim Show falan, baya büyük bir takım elbiseli falan, cool bir şeyler falan, ve sanki hızlı ve iddialı bir şey oldu yani. O yüzden o gidiş de o kadar hızlı oldu sanki. Ya da ne düşünüyorsun o süreçle ilgili, çok merak ediyorum. Dışarıdan baktığımda anlayamadım ne yaşadığını çünkü. Valla yani ben... Çok mu ciddileştin birden? Yok. Merak ettim hakikaten. Arkadaş olarak da merak ettim. Hayatında böyle hani storylerinden falan filan görüyorum. Bir şey değişmedi gibi geldi. Yaşadığım mahalle aynıydı. Televizyonun, mobilyaların cool'du falan. O kadar battığını anlamadım. Freddy Krueger eldiveni orada duruyor. Aynen, her şey koleksiyon objelerden satılmamış her şey falan. Sonra anlatınca ben çok kötü battım falan. Lan bu hangi dönem onu yaşadı diye yeni yeni merak ettim. Bunun üzerine konuştukça her yeni konusu açıldığında böyle daha nasıl başka bir perspektiften anlatırım diye düşünüyorum. Çünkü bazen kendi çok kendime... Çok anlattıysan da siktir et bu arada. Yo yo, hayır. Yani aslında benim için şöyle... Bir şeylerin birikmesi gerekiyor. Bunu biz hayal edemiyoruz ya da organize edemiyoruz. Yani atıyorum mesela benim ileride daha iyi bir çıkış yapabilmem için 4 sene acı çekmem lazım diye bir matematik gütmüyorum zaten. Evet, evet. Sadece çok üst üste geliyor. O süre zarfında çok böyle vakit ve mesai harcıyoruz. Fırsatı kaçırmak istemiyorsun falan. Evet, bir de şimdi mesela sen söylerken şeyi de düşünüyorum işte. Mesela erken değil miydi? O zamanlar öyle köşe yazıları falan da yazılıyordu. Çok mesela üzülüyordum. Kaç olabilir ki diyorum yani, erken değil miydi? Şarkıcı olmak için kaç yaşında olman lazım? Tornacı olmak için mesleğe ne zaman başlaman Hayır, lazım? Hayır, yaşça söylemedim bunu aslında. Dönemsel olarak söyledim. Hani öyle bir alan yok. Ya televizyonda rating alıyorsun ya da yok oluyorsun. Hani YouTube'daki gibi yavaş yavaş sürdürebildiğim bir şey yok. Ben şey olmuştum yani, herif çok iddialı, çok gereksiz bir iddiayla girdi ve rating sistemi onu kaldırmaz yani ve bir noktada sıçacak diye hissetmiştim. E tabi bir noktada sıçacağını aslında hemen hemen herkes biliyordu. Çünkü yani rating beklenerek yapılacak bir iş değil gece şovu. Yani bize bu zamana evet, kadar dayatılan diğer şovlar vesaire bunlar hani... Ama aslında bekliyorlar yani. Belli bir dönem ratingleri ölçülmeyen şeylerdi. Ben de buna böyle sırtımı dayayarak girmedim zaten. Ama zaman verilseydi, daha başıma başka işler gelmeseydi... Bu arada şey diyorum ya, okey bir çocukluk hayaliydi vesaire de... Şu yolu beraber yani yürüttükten sonra bir daha oraya dönmek çok çok saçma. Yani Türkiye artık böyle eğlence şeylerini karşılayabilecek bir durumda değil. Bence yani de. Gece şovu, komedi programı vesaire. Geçenlerde Yavuz Seçkin abi, Atilla Ercan diye bir abi vardı, rahmetli komedyen. Evet. Bu şey hani... Binbir Surat. Binbir Surat ve yani garip siyasi taklitler vesaireler yapardı. Dönemin şartlarına göre de çok komikti. Ya böyle seçkilerin kalmadığı bir dönemde biz aynı anda kafayı yiyip aynı anda haydi giriyoruz dedikten sonra bak 3 sene oldu. Altı aralıkta 3 sene olacak YouTube'a girişimizin. 3 sene bizim için paha biçilemem bir şey. Ben 35 yaşında oldum. Adam 23 yaşına geldi. O kadar garip şeylerden, kaç evrelerden geçtik ki 35. Ha, 35 sen. Yani burada yaşlanıyoruz ve hayatımızı... Peki okey misin şu andakine?
Şey çünkü ben sizi ilk izlemeye başladığımda ikiniz de bireysel merakımdan ne yapıyorlar lan beraber diye ilk videolarınıza baktım. Mesela orada daha öfkeli ve sende şey tavrı vardı. İlla bunu mu yapalım para kazanmak için gibi bir tavır vardı. O çarkı çevirirken. Biliyor musun ya? Ha, şu anda mesela o daha alışmışsınız gibi oraya. Burada içerik üretmenin tadını çıkarıyorsunuz gibi. Eskiden daha böyle sert bir durum vardı. Hala şakalarınız sert. İşte Oğuzhan Uğur'la, Ceyda'larla falan taşak geçmek konusunda mesela çok rahatsınız. Herkese laf sokuyorsunuz falan ama daha rahatsınız gibi gözüküyor. Artık buradayız hissi var. Orada bir şuraya bir girelim bakalım ne olacak. Biraz da sinirliyiz, öfkeliyiz. Ana akımdan para kazanamadık hırsı var gibi. Özellikle sende. Bak minik bir örnek vereyim mi? Eski menajerinden bahsetti ya. Kötü niyetle söylemiyorum ama. Ya eğlence dünyasında değişmeyen bir şey var. Bu dijitale bizim çalıştığımız dönemlerde, aynı ofisin içinde havayı soluduğumuz dönemlerde bile dijitale karşı hep bir ön yargı vardı. YouTube'a karşı, Dailymotion'a karşı, Vimeo'ya karşı vesaire. Ya adam 1 milyon aboneyi devirmiş, hala eski menajeri arayıp şunu diyebiliyor. Yavrum, oralarda mutlu değilsen bir tane dizi var vesaire deyip ya bu adama moral olman lazım. Bir ama mesaj da veriyor. Hep bana rol gelmiyor falan diyor videoda. Onu puşluğuna yapıyor aslında. Bunu anlamıyorum ben de. Yani, bu adamla oynamak istiyor mu diyorum yani. Gıdıklıyor oraya sürekli. Ben de hep bence aslında... değil. Bence kendi kararsız ya. Ya kararsız. Artık kararlı bence var. Net biliyorum. Ama onu hala böyle altını kaşımak, onun yavşaklığını yapmak bir yandan da hoşuma gidiyor. Yani biriyle uğraşmak gibi hissettiriyor. Peki rol geliyor mu? Mesela? Geliyor. Ha, okay. Ama şu an eminim ki, ya çok da büyük konuşmayayım da galiba birinin setinde yapamazsın. Hani kolay kolay yapamam ya. Evet. Neden yapamazsın? Çünkü çok eskiden... Çok özgürlüğe alıştık abi ya. Kesinlikle. Bir de özgürlükten yani. Ziyade de eskiden oraya giderken başka bir motivasyonum vardı. Yani evet. Orada bir şey iyi yapıyor olduğumu gösterebilmek. Bir de oradan yırtmak zorunda hissediyordun. Evet. Zaten yırttın. Aynen öyle. Ama şimdi bu sefer öyle bir mecburiyetin kalmadı. Ve kalmadıktan sonra da kendime ait olmayan bir fikrin, bir üretimin içinde gidip birine destek olma. Bu sırada da kendi kariyerime bir şeyler... Ne bileyim bir beslenme ihtiyacım yok artık. Aslında şöyle dürüst ama olmakta fayda var. Ama yanlış bir tercih de yaptınız arada gibi sanki. Filmlere gerek yoktu gibi sanki. Nasıl yani? Hani sizden beklenen film mesela çok daha Jackass'vari, belki daha sert bir şey olabilirdi. Böyle bir tane filmde gördüm sizin harcandığınızı mesela. Böyle niye burada ha, var o, falan. Va, tabii. Bambaşka bir hikaye. O da kaç? 2000? 2019'da çektik. Pandemiden dolayı giremedi. Çok mu konudan konuya atlıyorum? Ben sizi gördüm. Yo. Arkadaş gibi coştum. Yo, ben de şimdi Interstellar'a bağlayacağım. Çünkü orada daha da kafalar yanacak. Bir kayda girip çıkıyoruz. Bir de kahve koyalım abi. Var mı? Şimdi bir sünger çekeyim. Özür diliyorum. Konudan konuya atlıyorum. Seni bir yarıda bıraktım mı? Talk show'a gereken... Ya yarıda bırakmam bir kıyım oldu orada. Talk show'a gereken cevabı vermedik. Ben şey diyecektim Mesut'a. Bunların şimdi... hepsi bir tecrübedir diyorsun değil mi? Bu bir tecrübe... Yani... Benim geçmişte kendi yaşadıklarım müthiş bir tecrübeydi. Ama Mesut'un şu an işte ilk başta sinema dünyasına kanca atması, hey hala ben de buradayım, her an YouTube'dan gidebilirim mini stratejileri. Ve sonra inkar edemezsin, edemeyiz. İyi para kazanmamız, hakkıyla kazanmamız, herhangi bir markayla çalışırken her iki tarafı da düşünerek hareket etmemiz vesaire. Kendi gücünü oluşturdu. Ve bu ister istemez benim kimseye ihtiyacım yok gibi gözükebilir. Ama burada seninle yıllar aradan sonra bir araya geldik diye söylemiyorum. Biz hala mesela herhangi bir şey yazdığımızda ya da sen herhangi bir proje yaptığında oturup anında izleyen, anında yorumlayan, keşke bu adamla biz de bir şey yapsak, nasıl yollar birleşir vesaire diye düşünecek naçizane insanlarız. Çünkü kimseye karşı bir tavrımız yok. Onunla yapılmaz. Evet. Herkesin olduğu gibi senin de çalışırken kara listeye aldığın, kimseyle paylaşmadığın bizim de birçok insanımız var. Dijitalde var, sinemada var. Eskiden bizi yarı yolda bırakmış bir sürü insan var. Bazılarıyla da mecburen çalışıyorsun. Tekrar o da ilginç oluyor. Nasıl yani? Ayak işleri dörtte misin yoksa? Anlamadım. Hey, benden habersiz ne oldu? Şu bölümde vuruldu. Evet, ben keşke ben bölümü yapsaymışız. Mesela benim için de bu kanal hani senin benim penceremdeki YouTube senin için ne kadar garipse ben bu kanalı gördüğümde dedim ki yalan lan bu dedim. Bu adam yok. Konuşmaz. Bunu biri oynuyor dedim muhtemelen. Birisi çok iyi Caner Özlük'le oynayan. Mustafa Uslu birini sandıkta bekletiyormuş. Koş oğlum Caner zamanı gibi bir durumun vardı. Oğlum sen tam işte benim o... Sen de benim bir dönemime denk geldin. Yani benim artık böyle yapmak istemediğim bir şeyin içine doğru sürüklenmem. Bir gerilim filmleri çeken bir şirket kuracağım diye bir şirket kurup yaptığım ilk gerilim filmiyle batıp bir anda BKM'ye rakip gibi filmler üretmeye başlayıp saçma sapan bir yerde bulduğum kendimi ve benim de orada para kazanıp sonra
Ben ne yapıyorum diye bir yıl, iki yıl ortadan kaybolduğum bir dönem. Sonra ben burayı bir depresyondan çıkmak için kurduk gibi bir şey. Onu diyecektim. Yani. O yüzden yani değiştim ben de o süreçte. Normalde nedir? En basit bilinen işte insana dair bir şey ya. Kamera açıldığında normal halinden farklı olursun. İster istemez story çekerken bile olsa insan bir poz vermeye başlıyor. Abi sen kamera karşısında %100 gerçek, gerçekte sahtesin galiba, anlayamadım. Yani ama işte şimdi tam olarak hani böyle etraflıca düşününce belli ki bir araf zamanı gibi kimsenin evet ne yaptığını bilmediği, evet, boşlukta süzüldüğü bir zamanda birbirimize denk geldik. Ve böyle bir ay hani selam. Birbirimizi anlamamışız tam olarak. Evet. Yani ben senin kanalını izleyince anladım hiç anlamadığımı. Sen de aynı şekilde işte. Bak bir travma daha işte ya setin oğlum, ben 10. 15. Beni yani günde ekleniyor. Setin gibi bir yere koydun mu? Hayır hayır. Çocuk oyuncuları travmış oldu. Sete girdim. Neden Yılmaz Erdoğan gibi oynuyorsun yavrum? İş senden çıktı bu sefer. Saçma sapan bir karakter. O gün taksi sahnesini çekiyoruz. Kim oynuyor taksiciyi? Sinan. Sinan Mahçı. Mahçı. O da benim hayatımda. Ufak ufak böyle bir hani minik oda. Hmm. Abi sete girdim. Bir adam var. İnanamazsın. Durmuyor. Enerjisi Sinan abi, ya bir manyak. Ya bakıyorum böyle uzaktan, tamam mı? Ne ayak falan. Ama nasıl biliyor musun bak. Abi tabi yani şimdi tabi ben de onun için geldim. Sen de konuştuk zaten abi. Ben sana söylemiştim biliyorsun, yaptık oyunu bir yıldız. Abi Allah dedim. Evet Allah abi. Allah dedim burası. Biraz Ferdi sen bak bizim o biz yeni alıştı. Burası dedim, yeni yeni 3 yıldır 5 oyun. Kaybedenler kulübü gibi. Bütün böyle aman yarabbim tiplerin buluştuğu, bir de belli ki adam benim arkadaşlarım işte onlar. Gayet yetenekli bir adam ve o da Araf'ta kalmış. O evet da kendi Araf'ını anlatıyor. Sen var ya. Sen haysiyetsiz bir adamsın. Yok. Herkese böyle diyorsun. Benim için de mesela o dijitale ama yaptığımız doğru dizide. Ama dijitale öyle ve ben şimdi yani ne olduğunu dur tanımaya, bak anlamaya çalışan bir eleman olarak korktum. İçine kapanıklar ya böyle olarak bir, böyle yer bir buldum. Dünya olur mu? Bütün sinema endüstrisi bu adam mutlu olacak diye. Yok taksideki adam başka olsun, prodüsör başka olsun, direktör başka olsun. Aynı şeyi bana da yapmış yıllar önce. Bütün ortam sıcaklaşınca anlatıyor. Bu dijitale yaptığımız dizi zamanı. Şimdi sana özel bir fotoğraf göndereceğim. Yıllar sonra önüme düştü. Bana hep anlattığı bir hikaye var. Sen dedim bu işe niye geldin falan filan diye. Ya dedi ben dedi işte 2017-2018 sularında Çeşme'de tatil yapıyorum. Menajerim aradı. O oynayacak, bu oynayacak. Ha bir de Ali Biçim var demiş. Sonrasını o anlatsın. Öyle demedi. Normalde o sezon hatırlıyor musun böyle herkesin bir tane e-spor işi çektiği bir yıldı. Her yapım firması evet nedense bir tane e-spor filmi çekmek istedi. Evet. Ulan bir tane, iki tane, üç tane hepsinden dönünce işinden menajerim bana dedi ki ablacım dedi bir tane daha espor işi geldi. Bu galiba son dedi, bak en azından bunda oyna. Sen hayır mı diyorsun, seçilmiyor musun? Yok hayır yani olacak gibi de bir tanesinde mesela Trabzonlu bir şey muhtemelen. Espor ama yok dürüm yiyen espor işi. İşte Fireflux'ın adamlar önüne ne yaptınız? Hani oturtamıyorum kafamda hiçbir şekilde. Bir tanesi çok garip bir yapımcının cart cürt derken bu iş bir şekilde okeylendi. Bana o günün şartlarına göre çok garip bir komedi kadrosu sayıldı. Ve tamam dedim. Sonra 3-4 gün sonra aradı dedi ki bak bir genç oyuncular saymış işte Mert Yazıcıoğlu bilmem ne falan. O zaman para kazanan eli yüzü düzgün genç kim varsa. Evet. İyi oyun kadrosu bu anladığım kadarıyla. Yo yo bu yeni iş bizim YouTube'a çektiğimiz. İyi oyundan sonra dur, iyi dakika oyunda bu şey mi geldin sen? Bu işi niye yaptınız dediğim şey mi geldi? Bizim, az önce kayıtta. Onun dizi hali. Onun dizisi bu. Ha tamam. Sonra dedi ki ya dedi tattım dedi genç oyuncular dedi şöyle 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 değişti. Instagram'a bakıyorsun 103 takipçinin üstü yok, tanıdığım bir tane Allah kulu yok. Yani bunu da lan bunlar kim, takipçisi yok diye demiyorum. Tanım bilmiyorum yani. 103. Öyle ama gerçekten hani sanki alt komşunun oğlunu falan çağırmışlar gibi oynamaya. Sonra dedi ki işte başrolde dedi değişti dedi Ali Biçim oynayacak dedi. Ne? Ya dedim yapmasak mı ya dedim. Aa niye öyle diyorsun ablacım dedi, çok komik bir adam hani tam da senlik bir tip gibi. Biz dedim onunla bir kere dedim denedik dedim geçmişte. Bizim dedim galiba yıldızımız barışmayacak yani. O adamda bir uğursuzluk var dedim. Ciddi misin? Ciddiyim bu? Ciddiyim. Aa. Gerek var mı bilmiyorum gibi böyle konuştum. O da dedi ki çok ayıp olur. Söz verdik. Okuma provası var yarın falan. Ayağını kırmış dedim de ya. Nedir ki yani? Nasıl? Çeşme'de Dubalar'da ayağını kırmış. 50 bin tane yalan var yani. Odur budur derken. Ya dedi ki en azından okumaya git. Hadi bir gözük. Ayıp etmemiş olalım. Sonra gidersin. Okuma provasına gittim. Ortaköy'de şirketin önünde indim. Kafasında bu kadar bir peruk var. 5 yıldır görmüyor. Ağzında bir tane Kent Switch patlatmamış. İçmeyi de bilmiyor. Döndü böyle yaptı bak. Ne haber Mesut? Tamam. Yıllar sonra karşılaşıyoruz. Orada yakalandığımızı anladım. Ve o diziyi, internet dizisini çekmeye başladığımız günden bugüne kadar sanırım total 25 gün falan ayrı kalmışız. Vallahi bir ters kelepçe bunlar. Anladım. Sonra onun işte o zaman
istenmeyen ve elde olmayan bir takım durumlar yüzünden o dizide işte oynadıktan sonra 3 filme daha imza attı. Bir şey oldu. O sen öyle niye bu böyle coşkuya derken. Ben coşkuya girmedim abi. Borç var borç. Oğlum, sinema coşkusu değil. Sen bu borcu nerede yaptın? Söyleyemiyor musun ya? Yo hayır. Ya hep şey bekliyorsunuz değil mi? Kıbrıs Rocks Otel'e gittim. Hayır orada canım döndüm öyle bir şey falan. Ben biliyorum abi bizim nasıl battığımızı. Benim de çok başım hayır, var. Hayır ya bilirsin. Benim 2 yıl iş yapmayınca batıyorsun. Çok iyi para kazanırken o matematiğe göre, göre bir anda 2 senelik sözleşmen biterse ve ona göre işte minik yatırımlar, bazı şeylere girmeler vesaire falan. Ne yatırım yaptın mesela? Ya abi bak çok iyi kazanırken bir anda hiçbir şey kazanmayıp evet. iş gelmezse bu sefer bankalar mesela onu sormuyor ya da avukatlar onu sormuyor. Zaten belli bir borç avukata atanıyor. Avukattan sonra varlık fonlarına bilmem ne derken bir ödüyorsun, bir ödeyemiyorsun. Ondan sonra 5'e 10'a ne yapayım? Dökümanla mı gelseydim? Bana geçen gün bir banka ilk defa bir tane ödemediğim bir kart varmış kullanmadığım. İlk defa şöyle bir soru duydum bir bankadan. Niye ödemiyorsun? O ne demek? Seni banka ne zaman aramamış. Falan değil. Ben dedim ki bu soru sorulabiliyor mu hani mesela? Yani anlamadım dedim. Seni etik varlık olarak fonu, sorulabiliyor varlık mu? Fonu aramış olabilir. Çünkü biliyor bütün mu? Bankalar borçları varlık fonlarına satıyor. Onlar sorabiliyor mu? Üslup değişiyorsa mesela ha. Caner Bey'den ya çıktı. Bir kompeden bu arada. Borç, borç herhangi bir ama şey kral varsa gerçekten falan gibi sorabilirsin. Bak ne kadar güzel bir şeye dikkat etmişsin. Üslup değişiyor bir anda. Abi neden diye soramazsın ya. Neden? İnanılmaz. Ben de böyle bir düşünüyorum. Neden ödemiyorum hakikaten diye düşündüm ama bunu söyleyemem. Ben cevap verirdim. Çekin. Yani araya sıkıştırdım mal gibi kesin. Bana bir tane varlık fonu ne dedi biliyor musun? Ben de alacak bekliyorum derdin. Kesin bir şey. Bir tane varlık fonu dün ödeyeceğini söylemiştin dedi. Çünkü o an seninle konuşanlar artık avukat falan değil ya. Orada evet. biri ay sen şununla konuş diye telefonu verilen insanlar. Onlar konuşuyor. Ya bu millet o yüzden deliriyor ya. Yani şimdi atıyorum. Allah bana ödeme kolaylığı verdi bir zaman sonra. Çünkü şey yani hani ben bittim. Vallahi billahi bittim ya. İnsanlara borcunu anlatacak duruma gelmiyorsun yani. Allah bana ödeme kolaylığı verdi nasıl? Yani kim diyebilirim ki başka ya. Gerçekten öyle. Çünkü bir dönem ya boku yedim. Ve benim borçlarım gerçekten çok yani çığ gibi büyüdü. Şimdi mesela ben tonlarca borcum varken bu adamla oturup yine gülüp eğlenebiliyordum. İçiyorduk, sıçıyorduk, tamam, bunu çok anlattırmayayım sana. Çok şey çünkü sana biraz baktım çok anlattırmışlar galiba böyle. Biraz insanlar artık dertlerini dinlemekten yorulmuş. Sağ ol müdürüm. Ha, çıkabilirim değil mi? Ya bir ara bahis siteleri izinsiz fotoğraflarını kullanıyorlar. Bak! Şey gibi 100.000 borçlu gibi parayı bulmak istiyorsunuz diye Instagram sponsorlu reklamları çıkıyor. Onun fotoğrafını hani bu adam bile gerçek borcunu mi? Kapıyor. Gerçek gerçek. Ne bu reklam anlaşması değil öylesine. Ya alıyorlar haberin olmadı. O kadar borçlu yüzü var demek. O dönem öyle bir suratım vardı. Şöyle duruyordum. Bir de Eser Yenenler'e katıldığımızda tam hani zır borçlu duruyorsun. Bir kazak var buraya kadar çekmişsin saç sakalları. Bazen öyle oluyor. Evet. Çok belli ettiğin dönemler evet. oluyor. Evet. Ben işte bir süre belli etmedim. Şu an evet. alacaklı gibi duruyorsun ama bayağı toparladın. Ya Allah ya sonsuz şükürler olsun ya. Ya millet Allah aşkına ya yüzümüze renk geldi falan. Ya zaten kazanıyorduk. Ya dün izliyoruz. Pepsi Veriz Majet. Ha, Netflix. Evet, ya ediyorum. Abi oradaki hikayelere bakıyorsun. Yatırımcılar battık çıktık. Adam tabii şimdi Alaska'da dağda battık çıktık deyince okey. Ben Moda'da ya da Kadıköy'ün ortasında evet, evet. ya işte bir dönem vergi bir i̇şte dönem balkon deyince olmuyor. Için. Belli etmediğim ben de o siktimin dağına çıkacağım orada anlatacağım bu hikayeyi. Vallahi billahi bana böyle bir şey yap ya. Ne yapayım ya? Bana yap bir tane dağ ayarla gerçekten her şeyi orada anlatacağım ya. Caner öğretmenim ayarlar o kadar. Caner hoca sen de çekersen 10 numara olur. Ben de. Alalım fujilerimizi. Michael Jackson hikayesini de belki. Senin aklın o hikayeye bir gitti. O hikaye sanki bir gain'de 5 sezon yapılacak gibi. 5 sezon mu? Gain'in Michael Jackson hikayesi. Dur lan şeyi cevabını almadım. Tatmin olmuş hissetmedim ya. Aldın mı acaba? Hangi konuda? Şu andaki YouTube'un gidişatıyla ilgili değişikliğini. Ya hani bizim... bir rahatlama sezmekle ilgili haklı mıyım? Ya sen rahat değil misin oğlum ya? Anlatsana niye sadece sen başta bir gergindin. Sen de okeysin gibi artık. Yani buradayız devam ediyoruz mu? Mesela eksen denemesi var çünkü. Atıyorum bunu daha büyük yerlerde yapmak mı? Bu full okeyiz biz. Ona buna. Deneme demesek. Çünkü biz kendi aramızda deneme demiyoruz. Biz 10 bölüm diyoruz. Doğru özür dilerim. Yani 10 bölümlü bir paket de o. Hani deneme şöyle olur. 2-3 bölüm olur. Ya ikinci sezonu yok işte oğlum. Yani yapmak istemedik evet. yani. Özür diliyorum. Ya vallahi billahi ya kırmadın ya. Ve o işle ilgili o kadar kavga ettik ki şu an nasıl bir fitili ateşlediğini bilsen evde gırtlama falan. Sen yapalım dedi o yapmayalım dedi. Biraz tersi gibi. Aa. Ya aslında şurada anlaşamadık. Anlaşamadık da diyemeyeyim de çok tartıştık yani anası ağladı ortalığın. Ben dedim ki biraz daha büyük ölçekli yapalım.
O da dedi ki yutun başını oynamasın, bu amatörlük çok tatlı. Böyle takılalım. Bence mantıklı bu arada. İşte benim hayalim biraz daha hani zırva hareketler, zirzop hareketler yapmak. Çünkü o mesela şey geldi bana. Ya burada ciddiye alsaydınız biraz utanırdım ama sanki buradayız ama her şeyi böyle çöp gibi yapıyoruz kısımları var. Yani ya sen de sallamıyorsun, arkada geziniyorsun falan. Şey kısmı var ya, kırmızı bir salon gibi bir yerde evet. Orada senin skin'i değil gibi yani böyle, onu ben çok sevdim. Böyle tam o benim sevdiğim Seth Rogen falan tayfasının takıldığı bir hal var ya. Ya ne zaman ne istesen olmuyor. Ya esas hayalimiz zaten başlarken şuydu yani, eski yarışma elemeleri gibi halı flex skin'lik bir oda yaptıralım. 76 monitörler koyalım, şeyler, çakma çiçekler koyalım falan. Yaptık da onu. Ama yayınlandıktan sonra jenerikler, sesler, intro, outro hepsini zaten çok dandik yapmaya kalktık bile isteye. Ya şöyle dans eden kadın falan var orada. Onu seçmiş olabilir miyiz? Hayır, onlar komik işte. Ama beklediğimiz lan bu komik gibi bir geri dönüşü herhalde çok istediğimiz kadar alamadık. Ama bence o sırada o kadar hot değildi. Eksen. Evet, daha yeni tamam. Açılmıştı. Evet çok yeni. Bizim iş ilk gecesi girdi. 1 Ocak. Tabii 1 Ocak. Ya ben işte ilk gece böyle abone oldum. Ne var ne yok falan diye size bir sardım. Çok saçma geldi ve bitirdim yani. Ya sen izleyebildin o gece. Biz o gece izleyememiştik. Biz sabaha kadar hiçbir şey izleyemedik. Ha, o gece, yılbaşı gece sabaha kadar sizi izlemedim tabii ki. Yani üye oldum o gece. Ertesi gün falan izledim. Biz o kadar da kadar... değil yani. Bak ben... Aşkım hani bir çimaç da bir izleyelim ben sabaha kadar. Ben sadece o konuda Mesut'a hep şöyle bir şey dedim. Dedim ki, ya bu Exen, Exen'de 10 bölüm, okey, bu yarım bir gün. Bu işi yaparken aslında ya benim referansım şuydu. Biz mesela Okan Bölgen'le çalışırken bile o ekipten birileri bize mesela şey getirirdi işte. Dave Chappelle CD'si getirirdi. George Carlin VHS'i getirirdi. Bizim ekipte VHS player'ı olan bir çocuk vardı. Ne kafadaysa. Ofiste vardı lan VHS. Takıyordu. Yani, Fransız filmi yok gecenin üçünde ofise çağrılıp hatırlamıyorum. Adamın işte o Fransız koleksiyonları vesaire bir şeyler katmaya çalışıyordu. Bir o çok tatlı bir duygu bırakıyordu. Yani adam diyor ki Arizona'da ben yaşarken Dave Chappelle'in bilmem ne sokak gösterisini, Erika Badular falan çıkıyor. VHS kasete kaydetmiş ve TV8'e getiriyor. Diyor ki bunu izleyelim bu gece. Ne kadar güzel bir şey. Bizi de seven insanlar yarın bir gün o görüntüleri bir şekilde ya elden ele ya linkten linke bir şey verecek. Ulan adamlar zamanında böyle bir şey yapmış. İzlenmiş izlenmemiş çok problem değil. Zaten YouTube'da belli bir şeyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Orası... Bunun kapı baca kırması lazım. Beyler biz ne yaptık denilebilecek bir proje değildi. Amatör ruhlu, aslında çok profesyonel yapılmış amatör ruhlu bir çöplük gibi bir tamam, şey yapmak temel istedik. Temel amaç ne yani sizdeki? Şu andaki mesela temel amaç ne? Hani orada evet onu denediniz falan ama bu ne yani? Bu eğlencenin abi, sürmesi deneme, mi? Abi deneme demeyelim. O bir 10 yıllık proje. Yani çok iyi bir deneme. Ne bileyim denediniz işte çok güzel açıkça oldu. Açıkça soru şu mu yani bu olay bu YouTube nereye gidiyor? YouTube değil abi siz ne istiyorsunuz yani? Sen mesela tek başına bir kariyerde düşünüyor musun? Ondan sonra gidip tekrar lan o eski talk show'u özledim bunu yapacağım diyor musun? Yoksa böyle burada çok mutluyum bunu sürdürebildiğimiz kadar sürdürelim. Burada mi? Çok mutluyum. Benim kafam çok karışıyor mesela burayla ilgili. Hani çok seviyorum o yorumun o interaktivitenin bağımlısıyım yani. Bunu gidip mesela Gain'de Netflix'te falan yayınlasam. Bu tadı alamam yani. Alttaki yorumlar, kavgalar. Ben random abi kamyon videoları falan açıp alttaki kavgaları okuyorum. Yani YouTube'un kendisini çok seviyorum. Sen burayı terk edemem gibi geliyor bana mesela. Yani sizdeki hissini merak ediyorum. Biz hiç terk edemeyiz. Yani. Şu an güncel olarak bence artık bizde de burayı yani kendi adıma konuşayım. Onda senin tespitinin aksine o benden çok daha önce kabul etti bu durumu. Hatta bence ilk o video kaydı başladığında ilk videomuzda çoktan kabul etmişti bile. Ben şeye hiç uyanamadım. Çok uzun aylar hatta belki hala uyanamamışımdır bilmiyorum. Ne oluyor lan şu an burada hiç çözemedim. Bir de o güne kadar yani 13 yaşında bir kurulu... Sen daha çözmüş gibi görünüyorsun videolarda. Ya ben aslında genç şey oynamaya belki çalışıyor gibiydim yani. Hani işte YouTube'a adapte olmaya çalışan bir elemanı oynamak gibi bir misyonum olduğunu hissediyordum. Aslında YouTube'un genelinden keyif alma işine odaklanmamıştım o günlerde. Ama buradaki konforu, izleyiciyle birebir nasıl temasa geçebildiğini gördüğünde, aldığın etkileşimi de gördüğünde artık... Daha özgür bir hayal kuramazsın bununla ilgili. Ha nereye, nasıl daha iyileştirebiliriz bana kalırsa? Ya benim arzum ikimizle ilgili ne? Şu an mesela solo kariyerlerimizle ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz. Hı-hı. Yakın tarihte. Mesela benim şöyle bir fikrim var. Atıyorum arada tek tek çalışmalar gibi olabilir. Böyle bir sene içinde, bir buçuk sene içinde neyse ya da öyle bir zamanlama da koymak istemiyorum ama mesela sahneye çıkıp bir saat, bir buçuk saat kadar bir denemek istiyorum bir repertuarım var. Ha çok iyi. Yani onu denemek istiyorum. Onun dışında beraber yazdığımız dizi projeleri, film projeleri, cartlarcılar. Yani kendi kabiliyetimizi, gücümüzü kazandıktan sonra kendi kabiliyetimizi, kendi ürünlerimizi sergileyebileceğimiz
uzun yıllar şu anki hedefimiz. Ama YouTube'un gerçekten devam etmesi gerek bir böyle şey gibi değil. Yazılı kural gibi oğlum bak, aman buradaki dükkan hep işlemezse etraf aksar. Ben oradan kopmak istemiyorum. Yani. Evet. Yani sanki her hafta okul gibi burası, hani buraya evet. Bir geleceğiz, burada bir takılacağız, edeceğiz, istişaresi edilecek, konuşulacak, gülünecek, bilmem ne olacak. Kalanları sonra gibi hissettiriyor bana şu an. Yani burada sabit olmamız gerekiyormuş gibi şu an. Ya orası bizi hayatta tutan, yani dışarıdaki tepki, yorumlar, hayran kitlesinin büyümesi, bir sonraki işlerde atacağımız adımların o kadar büyük bir tezgahı oluyor ki. Ve biz bunu çok iyi kullandık bu zamana kadar. Çok. Ve şeyi de çok iyi kullanıyorsunuz. Yani 150 bin like olursa şu videoyu çekeceğiz falan. Neredeyse yolunuzda o seyirci üzerinden çiziyorsunuz. Tabii. O şey de artırıyor değil mi? Trendlerdeki durumu falan filan. Aslında orada bir matematik de var yani. Ya tabii, etkileşimi de artırıyor. Kanal sizin mi? İkinizin mi? Hı-hı. Yani gerçekten sizin üstünüz. Ali biçilmiyorsun şu an Tomay. Hani yukarıda bir menajer var abi. Mastermind var falan, öyle şeyler var mı? Yok. Yani bizde şöyle. Bizim hep böyle bir ortaklaşa da kabul ettiğimiz... Biz o menajercilik kavramını kaldırdık yani. Biz dedik ki bizim bu işte bir ortağımız var. Aynı zamanda şirket sahibi. Patron kavramını oturttuk. Yani biz aslında Ali ile Müslüm menajeri var diye bir şeyi kaldırdık. Çünkü menajercilik olunca insanlar böyle piyasada böyle 10-20 yıldır dönen insanların dümenleri gibi bir şey bekliyor bizden. Biz onları daha samimi, daha anlaşabileceği bir insanla tanıştırıyoruz. Yani atıyorum yarın bir gün sen bizle Gain'de bir iş yapmak istedin. Biz seninle gel. Ve bu da çakmalarda sever oldu diyelim, Michael Jackson'ın işi. Ya o projenin içine tüküreyim ya. Salak mısın? Bu arada bir şey diyeceğim. Ben çok iyi iş abi. Öyle gaz gelmiştim ki oraya. Abi nasıl herkes, oynayacaktım? Herkesin boktan fikirleri, çok boktan var. İşleri olabilir. Ama son yazdığımız işler çok iyi. Mi? Bak kancayı attım. İyi. Biz çok tatlı bir ekibiz. Vallahi billahi. Yani belki de kim bu ekip? İkinizden mi bahsediyorsun? Biz yani bir duo olarak ayrı, bir de kamera arkası. Yani teknik ekip. Yani İsmi orada. Yani bizim için atıyorum yani. Sen mi para koydun bu işe başlarken? Öyle bir ilk videolarda öyle bir şey yaptın. Benim teklifim oydu. Ben dedim ki işte o Rafa Kalkan dizi hikayesinden sonra gel dedim, ben bir para koyayım, bir şirket açalım işte artık. DSLR alet mi almamız gerekiyor? Yaka mikrofonu mu alalım? Ne yapacaksak bir ofis. Ben aldım mesela gimbal bir tane. Ben çekemedim. Ya hayyama gitmiş gimbal almış. Bana diyor ki bak diyor YouTube'a bunlarla adım atabiliriz. Siktir git biz de evde oturuyoruz. Hiç düşünmeyen adam. Bir de dönemin en son iPhone'unu almıştım. 11 Pro mu neydi falan. Sete bir girdik. Mesut dedim. Gimbal böyle bir kaldı. Kafa bir gitti böyle. Onu yönetemeyince. Güzel, gimbal'dan başlamak iyi biz, oldu. Herkesin şimdi bir yaptığı bir iş tarzı var yani. Biz de kamera önünde bunu yapmak istiyoruz. Yani biz mesela yarın Mardin'e gidiyoruz. Mardin'e biz aslında bir tane kamerayla da gidebiliriz. Yani Mesut hey işte Süryani şarabı içeceğiz birazdan falan deyip yapamıyoruz işte. Biz neyle bunu Paris'te denedik. Neyle gidiyorsunuz? Ekip olarak mı? Evet. Ha. Ha, bu para nereden geliyor? Uçak biletlerini kim alıyor? Yok. YouTube sonra... bu kadar kazandırıyor mu? Yok artık. Yok biliyorum biliyorum ne kadar kazandırıyor. Kendi üstünden bilmiyoruz. Ama yok biliyorum. Ya sen değil gayet. Bizim de fena değil. Varsa omuz adım. Ama sizinki çok izleniyor oğlum. Senin kaç bölüm oldu? 100 mü? 100 galiba. İddialı biliyor musun? Çok. Vallahi billahi. Ben inanamıyorum. Ve bayağı da bizden ama daha eski değil mi kanal? Tabii. 2019'dan eski mi? 2019 Aralık'ta. Bizim de 2019 var. Birkaç ay falan var. Herhalde öyledir evet. Bizde mesela bu zamana kadar... Ama biz çok keyfi oluyor. Bazen mesela 4 ayda 3 video falan yüklediğimiz de oldu yani. Bizim o disipline giremiyoruz. Çünkü araya dizi geliyor bilmem ne oluyor. Senin seyircilerin, takipçilerin hiç şey demiyor mu? Caner abi Allah belanı versin. Diyor, tam yemek abi. Yiyeceğim video yok. Evet diyor. Ama biz çok saldığımız için artık video gelince şükretme noktasına getirdik seyirci. Ama ben de bir gazlamak istiyorum ya. Yani. Ne durduruyor? Set durdurdu şu an kadar. Action'ı yazma kısmı çok kafamızı yakmıştı. O dönem çok çekemedi. Böyle kafanda bir şey olunca burada muhabbet o kadar akmıyor. Mesela şu anda özlediğim loş sohbet hissine kavuştum bu bölümde. Teşekkür ederim. Harbiden böyle hem kafam açık, dizi umarım bitti. Umarım seyircilerin de aynı şeyi düşünüyordur. Biz bir yere gidince yani. Çünkü böyle şah damarımızı sökmek istiyor bazı insanlar. Niye öyle? Seninle ilgili mesela okuyorum hep şey. Bu adam çok gergin. Birazdan birinin kafası şişe kıracak gibi falan. Tipin niye öyle senin? Bu arada gergin de. Yani niye böyle su içen adam gibisin şey gece barda? Abi ben bir kere botoks yaptırdım. orada bir kere gergin dediler ki zaten botoksun gerginliği vardı. Sonra ama lanet olası botoks. Bir iki hafta vardı ki sen böyle şapekkan gibi geldin. Ama cillop gibiydim ya. Ben sevdim. Botoksun şimdi daha böyle. Oğlum ne cesaret ya. İnanamıyorum.
Abi dünyaya bir kere geliyoruz. Evet. Deneyeceğiz bunları yani. Ben denemem lazım. Bilemiyoruz bu arada. Onun çenen mi kaymıştı? Bir daha gittim. Ütülettim mi onu? Abi bir şey diyeceğim. Ya inanılmaz riskleri var. Buna yatırım yapıyorsun. Yani. Bak bu şimdi. Sen ne olarak tanımlıyorsun? Kendi şey mi? Kendine bakalım. Kendimi P800 olarak tanımlıyorum. Yok etmek için geldim size. Çok iyi. Abi ben bir gün bir güzellik merkezinden çıktım. Botoks yaptırdım tamam mı? Ama böyle cillop oldu. Sonra botoksu yaptırdım. Mesut'la da o gün çekimimiz var ofiste. Botokstan sonra ben boksa gittim. Spor salonuna boksa gittim. İlginç bir hayat. Evet. Of böyle bu kadar yoğun bir ömür görmüş olan. Abi bakın bir şey diyeceğim. Ömür. Bunu böyle seyirciye ilginç bir hayat. Bunlar ne yaşıyor değil. Bakın McLaren'e bindim demiyorum. Güzellik merkezinden çıktım. Boksa gittim diyorsun. Okey abi. Boksa gittim. Abi bizim de Erkan Keleş diye böyle Muay Thai'cı böyle ağır bir boksör hocamız var. Anlamıyor ki botoks falan filan. Gelip sadece yapıştırıyor falan. Abi bana bir tane yapıştırdı. Niye anladınız lan bu adamı? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kimdi böyle bir türkücü vardı? Bir kaşı böyle yukarıda. Adamın işi yapıştırmak yani. Abi benim kaş böyle oldu tamam mı? Hocam dedim bir saniye soyunma odasına gideceğim. Soyunma odasına bir gittim. Bak yemin ediyorum şu an yapabiliyor muyum bilmiyorum ama gerçekten suratım böyleydi. Dedim ki ben ofise gideceğim. Bu benimle taşak geçecek. Ben seni dedim, öyle görseydim bok yemiştim. Ben dedim bir tekrardan gideyim beauty kliniğe. Abi bana tekrar botoks yapıldı, elle masajlar, bilmem neler falan. Ütületmiş bir şey yapmış onu ya. Ben... Niye böyle bir uğraş? Mesela ne olmak istiyor? Playboy mu olmak istiyor? Abi onunla alakası amaç yok. Amaç ne? Abi bir şey diyeceğim. Abiler, nasıl beyler. Nasıl şey olacak? Baksana ya. Abiler, beyler. Sende var ama bir Playboy tadı ya. Abi zaten. Bak ben... Saatler falan. Abi ben... Ya Allah kahretsin ya. Ya, ya beni gördüğünde de mesela hımbıl çocuktum, şimdi de hımbıl çocuk. Bok hımbıl çocuktun. Ne? Aynı adam ya. Ya nereye aynı adam abi? Yapma, ayakkabıları daha ya. Büyüdü o evet, kadar. Evet baba yani başka yıldan şey yıla ayakkabılarım büyüyor. İnsan, bir ince mesaj vereceğim de. İnsanın kendisine bakması kadar güzel bir şey gerek var yok. Mı yani? Yok abi var yani evet. Abi. Birçok şey var bundan daha güzel mesela sayabilirim. Bu kadar da bakmayı ver ama hiç. Hayır. Kendine bakmaması bize. Milyonerlerin, milyarderlerin oğluna döndü. Ben bir dönem çok saldığım ya için. Ya şu tona baksana, abi, renk bak, tonuna bir şey baksana. Diyeceğim. Ben niye şu an çok sıkıntı deniliyor musun? Excel'deki bir deneme evet. Değildi. Benim kafam aklım oraya gidiyor sürekli. Abi siz kendinize bakmıyor musunuz? Bakmıyoruz abi. Bir baksana suratımı. Bakıyor ben bakıyor ya benziyor. Ya nasıl bakmıyorsun ya? Neye bakıyor ya, olabilirim ya? Bakıyor muyum abi? Bakmıyor ben? İşte. Ya baksana harimi Allah razı olsun. Saçıma sakalıma bak. Hayır gerçekten bak şunu soracağım. Çok net bir soru. Lütfen. Amaç ne? Mesela botoksa giderken. Daha çok seks galiba. İç sesine bak. Evet bu mu yani? Pelvis kaslarını seks. Da geliştiriyor musun? Hep böyle seks, tam seks. Kendi kendine evde yapıyor musun? Dizlerin üstüne çöküp kalkıyor musun? Amaç ben bu ultra amacı. Ya geçen hafta Alaçatı'ya inzivaya falan gittiler ya öyle bir ya yerde. Seni Allah hiç... kahretsin ya. Ben öyle bir anlatıyorsunuz ki. Ne? Aile kendi dizimi mi? Kendi iç sesimi dinlemeye Alaçatı'ya gittim. Ne var bunda? Vay be. Bomonti'ye bana da gelebilirdin. Ya hadi oradan. Her gün bundayım Caner ya. Tamam iç sesin, ya. İç sesin ne diyor yani botoks yaptırmadan önce? Ve bu nereye kadar gidecek? Renée Zellweger gibi görmeyelim seni ağzı yüzü. Abi primi. Ben derdimi anlatamadım galiba. Abi lütfen anlat çok mevzu merak. Mevzu şu. Say. Var pardon özür dilerim. Ben bir dönem çok saldım. O salış işte çok sigara tüketiyordum, çok alkol tüketiyordum vesaire. Kendime çok zarar verdim. Sonra onu toparlamak için spora başladım. Bu çok komik şeyler bunlar bu arada. Hayır sendeki ciddiyet şey gibi. Yani çok önemli bir açıklama yapıyorsun. Abi çok önemli yani. Benim için çünkü vallahi bilmiyorum. Hep böyle patolojik bir vakadan bahsedermiş gibi konuşmasına rağmen bunun sonu yani. 8'de spora gittim oradan botoksa geçtiğimle bitecek bir hikaye. İnsanın kendine bakması kadar güzel bir şey yok. Bir yandan da kendini keşfediyorsun. Yani bu sadece yani düz ayakkabı giyiyordum artık traktör giyeyim gibi falan filan. Sadece tekstildeki değişimden bahsetmiyorum. Ne mesela ne keşfettin en son kendine? Çok önemli. Kendime çok hor davranmışım. Düzensiz beslenmişim, bedenini. Spora gitmemişim. Yani her şeye bok ya, gibi davranmışım. Ya abi botoksla bunları bir tutamazsın ya. Ya abi denemek istedim ya Caner. Allah. O kadar arkasında duruyor ki bir de 1,5 yıldır lan bir kere... Bir kere yılarsın değil mi? Bir kere yani ipleri bırakırsın. Ben gıdımı aldırdım. Vişektomi yaptırdım. Hepsini ha. Beyler oha ne oluyor yani? Bu mu battı yani? Anlat baba hepsini bir kere anlat. Hayır bunları yaparken de... Harika bir insan mı olmak istedim? Hayır kendimi görmek istediğim gibi. Tamam. Ben eski tombul halini çok özledim mesela. Ya bu takılmış o çocuğa. O fotoğrafı şuraya koyarsan. Ya o çocuk şuradan içeri sen girse. Sen tombul muydun ya? Ne tombulu? Allah'ım ya böyle 4 tane sigarayı aynı anda falan içiyordum. Baya oldukça tombuldum. Hatırlamıyorum evet. Lan hiç öyle şey. İşte Ali Biçim Show'dan sonra
O ara tombulluk çok kötü. Şişme böyle bir Porsche dizayn bir mont vardı. Paranın para zamanı aldı. Bir çıkıyordu sokağa böyle nefret saça saça. O montun da hikayesini Mesut'a geçen anlattım. Montu çok beğendim. O dönemin fiyatına kalamış göre çok pahalıydı. Kalamış da mı takılıyorsun peki o geceleri? Gecemişte kalamış. Gecemiş. Kalamış mı? Ne demek yani? Porsche mont hani. O zaman bitik bir de tombul halinden bahsediyor. Ya ben o montu aldım alırken çok beğenmiştim. Sonra birisi bana yazdı abi sen kayak yapmaya mı başladın diye. Meğer kayak montu almışım. Böyle içten böyle eldivenli falan filan. Bilmiyorum. Beyler hey çaresizlik be. Pahalı diye aldın değil mi? Hayır. Abi Porsche güzel diye aldım. İlk 3 bölüm parası belli ki nakit yapmıştı o zamanlar ve... Evet. Pardon niye Ali biçimi ezme moduna girdin? Hayır ya ben beraber. Bu arada çok mutluyum. Tamam. Vallahi billahi. Abi yani... Girişim yapıyoruz? Oha bir saat olmuş lan. Harbi mi? Abi insanın kendine bakması gerçekten çok güzel bir şey. Sen mesela kendine nasıl güzel baktığını düşünüyorsun? Beauty Center'a gitmiyorsun. Belki 4 yani. Ayda bir kuaföre gidiyorsundur. Yani belki de bizim çok önem verdiğimiz şeylerin onda birine daha önem vermiyorsundur. Ama senin kendine bakıyor olman mesela atıyorum bir ayda kaç tane film izliyorsun? Bu aralar bayağı az. Anladım tamam. Ben ruhumu doyuruyorum. Bakmıyorsun. Ruhunu doyurmuyorsun. Şimdi ben çok metacıyım gibi gözüküyor ya işte yok mont, ayakkabı vesaire falan filan. Evet. Ben ruhumu ben biraz... Kanalı açtık 1,5 yıl sadece para para diye bağırdım. Biraz dilendik. Yo, sen memleketin en metacı 10 insanından bir tanesin. Abi ne yapayım? Ama hemen ben... patladı lan videolar. Evet. Hemen hiç sürünmedi. Hiç. Çok acayipti. Ben ilk gün çok stresliydim sadece. Geldi hocadan sonra. Arkada Rothschild tarzı birileri mi var? Bir güç mü? Yok ben çok eğlendim oğlum. İlk şeyde bir... Pandemiyi özlüyor musun? Yok. Çok ama çok kaba bir tabir hemen. Bu. Yok. Pişt, uza. Pandemi özlüyor musun? Kaba değil de yok mu kaba? Yani binlerce insan öldüğü bir süreci. Bunu böyle söylemem. Hayır ya tutunacak Allah. Tutunacak başka bir dal bulmamız lazım. Tabii ki ama hayır. Ya abi. Abi anladım ne söyledin. O iç safa tamam onları tabii. Özlüyorum. Okey. Anladım. Ben ekmek. Ama yani bir yandan da iş yapabilmeyi falan da özlemişim yani. Tabii ki. Ya biz ben... pandemide daha çok iş yapıyorduk. Onun için galiba ha, belki. Setmet falan bir yerden sonra çıktık biz de ama başları bir korkutmadı mı ya? Bir kere eldivenle geldik sanırı. O benim ağzımda, ben onun ağzımda yapacak bir şey. Biz inanmadık. Yani hastalığı yok sayarak kendimize bulaştırmadığımıza inanıyoruz 3 yıl boyunca. Ama bak orada... Hiç. Bak biz hiç COVID olmadık. Siz COVID siktirsin COVID falan gibi mal mal şeyler söylüyorduk. Ve olmadı. Bir, olmadınız. İnanmıyorum siz. Olmadınız mı? Harbi mi ya? Sen 3 kere mi oldun? Ben hiç olmadık biz. Ha. İkimiz. Allah. Rıdvan abi var ya bizim. Aynı balona girdik. Ha. Herif hapşırıyordu. Dedik ki bugün artık biz mesela şey... Aynı balona girmek ne demek bir kere? Şişme balon var ya. Dev balon var. Abi adam orada bir hapşırıyor. Bu bana bakıyor. Dedi ki virüs olmayacağız. Öleceğiz dedi direkt. Covid mi çıktı? Bir. Gerçekten o dönem çok fazla insan kaybettik. Abi bir dakika dur. İki. Para kazanmamız gerekiyordu. Herkesin kazanması gerekiyordu. 3. Seyirci istedikçe biz de gerçekten abi güleceksen gibi kurban olayım ya. Yani nereye varacağını çok merak ediyorum. Mevzu bahis sadece oradaki para kazanma arzusu değil. Çok izlendikçe daha çok üretip engelleri aşıp. Ya bizim kanal da orada büyüdü. Yani biz de mesela en çok orada izlendik herhalde. O dönem bayağı. Ben ondan bahsediyorum işte yani. Ha, tamam o güzeldi. Konsantre bir şey. Ama yani bizi izlenmek için bütün insanların evine hapsolması özlemiyorum tabii. Abi bencillik ne olacak canım? Bir böyle bir yerde durmalısın yani. Kötücük. Niye Netflix de abone yaptı? Doğru yaptı. Abone yaptı. Abi bir saati geçti ya. Yani ne yapalım? Hiç sinema konuşmadık ya. Konuştuk sizin filminizden bahsettik. Hayır ya. En son ilginç ne izledin? Mahalleden bahsettik. Ne? En son ilginç ne izledin? Sakın bana sahaflarda bulduğun altı çizik kolonya ile böyle düzeltip VCD'de izleyebiliriz ancak dediğin bir kiosk filminden bahsettim. Benim çocuğum oldu. Ben 2-3 yıldır Allah bağışlasın bu arada. Çok sağ ol kardeşim. Ben böyle şeyler diyemiyorum. Hiç ağzıma izliyorum. Oturmuyor ya. Yok, evet, Allah bağışlasın. Çok... Bu arada diyebilirsin. Ya tamam. Diyorum da mesela atıyorum mesela iyi geceler Allah rahatlık versin falan derken böyle insanlığımda bir eksiklik olduğu için yarım çıkıyor ağzımdan. Onların insan. Seküler bir karşılığını istiyorsun değil mi? Söyle galiba yani. Olabilir. Evrenin huzuru içinde uyu falan gibi. Olabilir. Bu arada Flu TV'de sekülerlikle ilgili geçenlerde bir şey izledim. Olabilir onlar çok acaba? Avrupa şeyleri diye bir açıklama duydum yani. Seküler Avrupa'da daha çok kullanılır. Yani Türkiye'de sekülerlikle ilgili Allah kahretsin evet. Konu nereye gidiyor? Evet evet o kavrama bayağı karşı çıkan oluyor. Düşündüğünüz gibi bir şey değil diyen çok oluyor. Dedik ve kilitledik konuyu. Evet. Neredeydik lan? Şey işte en son ilginç ne izledim? Ha ilginç ne izledim? İlginç. Çok zor ya ilginç bir şey izlemek. Şey ilginç bence. Bu Disney'deki
The Bear var bu şeyde geçen. Sen çok övüyordun onu. Mutfakta geç. Sen şeyden övüyordun. Anlatımı ne kadar çok afişi var diye çok övüyordun. Anlatımı çok ilginç. Yani anlattığı hikayeyle kurduğu teknik dilin bu kadar uzak olması. Böyle Safdie Brothers filmi gibi izledin mi? Uncut Gems'i falan. Evet. Onlar gibi böyle aşırı close-up'lar. Sürekli böyle bir gerginlik ama yemek yapılıyor falan gibi. Yani son bölümlerini izlemedim. Orada bir amaca ulaşıyormuş. O mesela çok ilginç geldi. Uncut Gems'teki bir tane herif var. Wayne Diamond diye. Orada ismi ne geçiyor? Benim New York'ta tanıştığım bir adam vardı ya. Ya New York'ta tanıştığım Cipriani restoran diyeceğim yine. Beni delik deşik edeceksin ya. Bir restoranda o filmde oynayan adamla tanışmıştım. Uncut daha Gems'te zaman, mi oynuyor? Evet, Wayne Diamond oynuyor ya orada. Abi herif Coco Chanel'in eski tasarımcısı. New Yorker. Satmış zamanında hisselerini vesaireleri falan. 150 milyon dolarla sağa sola girip benim gibi işte hani İstanbul'dan gelip harbi Türk ve Müslüman olduğunu belli eden bir arkadaşı yakalayıp arkadaş olmaya çalışıyor. Sonra herifi yıllar sonra o filmde gördüm. Tamam. Hiç anlamadım senden ne istediğin adamı. Yani, emeli ne harbi? Bir de çok dar bir kümesi yani, var. Yani şeyi anlatmak istedim. Müslüman olduğuna emin olduğu bir talk show. Hayır ya, hayır ya. Ne istiyor senden? Hayır ya, ya hayır. Sizin Netflix'ten izlediğiniz bir filmde ben oradaki abiyi yıllar evvel tanıştım. Tamam. Böyle bir minik hikaye var ya. Yani. Jean-Claude Van Damme'la silah arkadaşı. Ya ne kadar güzel bir hikaye. Ne kadar güzel bir hikaye. Manyak mısın sen? Jean-Claude Van Damme Fransızmış. Silah arkadaşı. Belçikalı. Belçika doğumlu, Fransız asıllı ne? Olabilir. Ama Hong Kong'da yaşıyor falan. Ve Türkiye'de ünlü. Hayır bilmiyordum. Jean-Claude Van Damme böyle şey Chuck Norris gibi Amerikalı bir aktör zannediyorduk. Okay. Ben hiç öyle bir şey sanmadım mesela. Yok. Keşke benim adıma bilinen konuşmasın. Bilinen bir şey aslında. Senin hiç derdin tasan yok oğlum. Sen durup dururken Jean-Claude Van Damme neydi acaba diye düşünmezsin. Chuck Norris nedir diye düşünmezsin. Niye senin kendini düşünüyorsun çünkü. Ben de emekçiyim. Ben de devlet tiyatrosu sanatçısıyım. Saturday Night Live'i yerinde izledin mi? Yok. Sen izledin. Gir! Oğlum sen nasıl bir ateşi? Battın falan diye koydun. Mal gibi baktığı belli olmuyor mu? Hey New York'a gidip The Box'tan çıkmazsan gecede 12 bin lira varyete şovlara harcarsan gelip burada efendi gibi pub'da içmeyi denedim. Tamam be. Büyük yaşadın be. Yok. Güzel yaşadın. Ya yok ya. Hızlı yaşadın genç öldün gerçekten. Yok yok vallahi billahi. Güzel zamanlarda daha güzel zamanlarımız olsun. İnşallah. Burada olduğumuz abi, için de acayip derecede mutlu olduk. Sana yaşattıklarım için çok özür dilerim. Bu arada Mesut hayır bana çok bence güzel. Bence kalk Caner Hoca'nın elini öp. Evet. Helalliğini al. Elini öpün bir helalliğini al. Yapsın hoca. Ya hocam ayak. Alacağım. Yapsın. Ya elimi öptüm. Ben öpeceğim. Buradan ya, da Yavuz Turgul'un yanına geçeceğim. Yavuz Turgul'un yanına geçeceğim buradan. Özcan Deniz'e. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir program oldu sanırım. Umarım sesleri almışsınız. En uzun bölümü kaç dakika? Bilmem. 1,5 falan var mı? Yok o kadar. 1,20 falan. 1,20 falan galiba. Egale etmeye çalışacağız sanırım. Amaç bu mu? Yapalım. Yok lan çok. Trendlerle aran nasıl? Hiç girmedik. Dur. Dur. Var mı bir müdahalen olacak mı? Geçen hafta da hadi hafta şu bize bir öğretin şu yorumlar nasıl kullanılıyor. Trend ama. Zaten şu an. Adam. Bunu böyle bir kere bak şeyde Çimen Show'da söyledi. Trend işleri bizde dedi. Bu hafta sokacağız sizi trende dedi. Oldu. Evet. İlk trendleriydi. Ben de gibi bir şey yapmıştım. Arada yapıyor yani. Onun için daha güvenin bu adama. Ne yapıyoruz? Sen bir müdahalede bulunacaksın. Dur falan dedin. Yorumlara bir şey mi diyeceksin? Ha yok. Bir Cambly reklamı yapacaktım da. İyi akşamlar. Cambly yok şey için buradaymış. Araya Cambly sokabiliyor muyum? İzniniz var mı? Omuz destek bile atarız. Aynen. İngilizce bilemeyen çocuğu oynarım. Biz hiç kimseden hiçbir şey istemeyiz. Yeter ki iyi ol. Cambly gelsin, Nestle gelsin, Nesquik gelsin. Biz arada kaynayalım. Maidenin altın günü 2 diyorduk. Gelir mi ikisi? Dendi bir ara. Dendi, oğlum ben hakikaten falan dediniz. Ben var mıydım onu bilmiyorum. Ya bir dur boşver. Sizden faydalanmaya çalışıyorum şu anda. Şu gündem meselesini çözmemiz lazım. Tamam neyle alakalı? Bu algoritma bizim için çok kötü bir yere gitti. Çok az video yüklediğimiz için mi nedir bilmiyorum. Bir gün 30 bin oluyor mesela. 30 bin ilk gün izleniyor. O çok iyi falan. Ertesi gün 2 bin izleniyor duruyor falan. Yani o, ne yapacağız o işleri? YouTube tarafından aldığımız bilgiye göre YouTube için en önemli şey istikrar. Evet. Öyle diyorlardı. Şimdi popülerite diyorlar. Şimdi popülerite... öyle değil diyorlar. Yani her hafta işini yapmaya devam edince burası bir şekilde sana destek oluyor. Tek bildiğimiz. Hayır gibi. Benim seyirciye şey mesela 5000 like olursa şu gelecek falan. Öyle şeyler. Siz öyle yapıyorsunuz. Aa tabii canım. Kim var mesela? Yani yorumları şey yapmak gerekiyor. Yorumlardan bir şey mi istiyorsun? Bir şey yazdırması mı istiyorsun? Nasıl trendi? Çok izlenerek mi sadece yoksa bir matematik var yorumlar mı bilmiyorum. Yorumlar geldiğinde cevaplıyor musun onları? Yok. Oha. Kanal olarak mı cevaplayacaksın? Tabii. Sabah 6'da uyanıyor pazarları ve hepsine cevap veriyor. Peki şu kapağa bir şey yazma klişesini yapmak zorunda mıyız? Kapakta dev gibi olmanız lazım. Ağzınızı tamam, açık bir cümle... bir okun ağzınızı gösteriyor olması lazım. Cümle yazacak mıyız? O kadar...
etki edeceğini düşünmüyorum. Kafa büyüsün senden yeter. Senden bir cümle ağzına göstermek istiyorum. Tabii böyle kafa böyle dev gibi olsun yeter. Ya sonuç olarak sen... Benim kafamda aynı his oluşmayabilir belki seyirci, tamam mı? Bilemedim. Bence bu videonun kapağı... Kafa büyük olsun yeter. Bu videonun kapağında şaşırtıcı bir şey olması lazım. Çünkü sen YouTube Creators stüdyoyu ne kadar yakından takip ediyorsun bilmiyorum ama geçenlerde... Gelen maillere bakıyorum yani. Yani izliyorum. Stüdyonun içinde şöyle bildirimler çıkıyor. Mesela senin bu zamana kadar... yüklediğim videoların kapaklarını optimize ediyor. Diyor ki bunlar niye az izlenmiş, bunlar niye çok izlenmiş. Burada kafalar büyük, kafalar küçük, yazılar, fontlar derken. Ama işte onları da yaptığında standart her YouTube kanalı gibi bir şeye dönüşüyorsun abi. Ya deneyeceksin bu arada. Değil mi? Yani şey gibi, senin yanaklarını falan mı kızartalım böyle mesela, kaşlarını falan. Tabii ki ya. Botoksla ilgili bir müdahale mi yapsın? Yani şeye... Sansasyonel bir Orkun şey Işıtmak kanalında falan yapıyorlar. Bu kapak bizden olsun mu? Bu kapak bizden olsun. Hadi bizden olsun. Bu bölüm kapak bizden olsun. Kapağı mı olacak? Ne zaman yayınlayacak? Trend garantili bir kapak yollayacağız. Ama ben itiraz etmek yok. Ama onu koymaz lazım. Kapak bizden. Mis gibi bir kapak gelecek. Ama bir yerine Loş Sohbet yazın. Daha herhalde canım. Şunu yaparız ya. Bir tane Loş Sohbet. Mükemmel. Keşke her gelen konuk kendi kapağını yapsın. Kapak bizden. Ooo. Tamam, tasarım ekibi yaşadı. Sesler falan da ekleyebiliriz. Boing boing öyle şeyler de yapabiliriz istiyorsunuz. Kapağı yollayın. Yok, kapağı o kadar ileri gidemedik. Kapak, okey. Güzel bir kapak. Tamam. Ha, o Creators'da şöyle bir şey yazıyordu. O algoritma ile ilgili onlar da bir şeyin farkında olmuyor. Müslüm dedi doğru, istikrar. Ya çok klişe geliyor ama seyirciyi televizyonda bile tutmak için... Biz şimdi her haftaya için... dönsek yine yükselir mi yani? Ya, tabii ki yükselir. Bir kere seyircin geri gelecek. Çok ara verdik ya. Bomba gibi bölümlerle girdi. Lombes diye aykırmaya başlamışım. Gaza geldim. Görüşürüz diyelim mi artık? Allah razı olsun. Bizim gibi genç sinemacıları düşünüp buraya kadar getirdiğin için. Ne diyor? La 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 la. Hayır lan. Afşerin nerede pardon? O zaman... Ben öncelikle şahsi ufak bir teşekkür etmek istiyorum pek kıymetli Caner öğretmenime. Buyurun canım. Bugün beni buraya çağırıp, daha doğrusu çağırmayıp, en azından buraya gelme davetimi kabul edip bana geçmişte zorla hasbihal etme şansı verdiği için, yeni arkadaşımla onu muhabbet ettirme fırsatını bana tanıdığı için ve geçmişte geçirdiğimiz garip günlerden ziyade aslında ne kadar paylaşımda bulunmak istediğim bir insan evladı olduğunu bir kez daha bana kanıtladığı için tüm Neyse Ne kanalına ve Caner Özlüklü'ye çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Harika. Bizim de böyle ortamlarda değişik, garip insanlarla konuşmaya çok ihtiyacımız oluyor. Bazen kendi aramızda aynı şeyleri konuşarak sıkıldığımızın ve baydığımızın farkına varıyorum. Bu vesileyle kendimizi de Anadolu yakasına ve Moda'da oturan herkese sevdirdiğimiz için sana da bilhassa bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet, ve moral alkışıyla seni vuruyoruz. Ben de sizin kanalınıza gelip dünyanın ilginç yemeklerini falan tadarız bir gün beraber. Emin misin böyle bir şey istedin? Yani hayır, istiyorum diye herhalde öyle bir şey çağırırsınız beni bir gün. Herhalde mi? Hemen çağırırız. Hiç 16 milyon Scoville'lik acıyı denedin mi? Ne? Hayır, deneyemem onu. Hayır. O korkunç görünüyor. Hayır. Yok, öyle bir şey yapmam. Niye alayım lan YouTube'a gelip kanalımızda? Ben çok gereksiz. Ne olur, olur ki? Ne kazanırım? Caner Hoca ile Yeşilçam sinemasını yad ettik. Bakacağız diyelim. Bir şey buluruz. Bakacağız. Görüşürüz. Ama baştan kabul etmedin ya. 16 milyon Scoville dedin. Oğlum hayatta hemen yapma. Orada bir kariyer düşünülüyor. Kariyer değil. Acıyı düşündüm ha. Çok ben hiç acı, acıyı istemem. Yani kariyer manyak mısın? Öyle bir acı falan değil. Bir de niye siz böyle yediniz şey... mi ki bunu? Ne? Yedik de biz bunun distribütörü değiliz ki. Ona Orkun'un teklif etme hakkı var. Bizim öyle bir hakkımız yok. Ne yapacağız? Ya başkasının Hoca'yla... programına mı beni davet ediyor? Hayır ya. Ya başkası bizi davet etmişti o. Oğuzhan Uğur'a da hep beraber bir çıkalım. Biz bazen taşeronluk yapıyoruz. Gelir misin ya? Biz bazen taşeronluk yapıyoruz. Kanal bizim, gelip başkası yönetiyor. Konuk siz geliyorsunuz falan. Çok iyi, bizde de var öyle şeyler. Öyle tezgahlar deniyoruz. Gördüm yeni bütün bu arada kanalı çok izliyorum ben. Aa. Deniz Alın Temizleyici Antalay'ın yaptığı yeni formatı da gördüm. Çok iyi, teşekkür ederim. Bir şey daha gördüm. Başka bir şey, hadsiz rekabet olabilir. Evet. Kapatalım mı artık? Hayır az daha. Gündeme taşırsınız diye pas atıp duruyorum abi. Asla hiçbir şey yapmamanız çok ilginç. Gündem? Ters bir şey söyleyebilirim. Söyle. İstersen herhangi bir hedef ver bana. Birini söyle, hemen indireyim onu. Tamam, orayı da teaser falan keseriz. Hadi bir tane söyleme. Jim Jarmusch, hadi indir bakayım. Ya Jim Jarmusch benim. Jim Jarmusch'la Türkiye'de trend olabiliyorsak. Ve bir de hani inanılmaz bir atmosfer ya yani. Ben Jim Jarmusch'a, Mesutcan Tomay daha büyük. Bu arada bu gündemle ilgili mevzu ne, şu an kaçırdım ben. Gündeme sokacaktınız ya bizim programımızı. Trend ha, zaten gündem ne demek? Yok, girdik zaten şu an. Oo, varlığınıza giriyor muyuz zaten? Tabii ki canım. Böyle bir garanti mi? Hadi ya.
Peki o zaman. Görüşmek üzere. Yine de daha çok yorum yazın. Ne dersiniz? Ve Caner Hoca ilk defa yorumlarınızı cevaplayacak arkadaşlar.